Şu an 4K işte 60 FPS'lik görüntümü görüyorsunuz. Ben şöyle bir etrafı da çekeyim. Hızlı bir tur atalım. Umarım ışık güzeldir. Renkler güzeldir. Benim taktığım SD kart, yani şu an bak merdiven çıkıyorum. Evet, bunu deneyelim. Ortalama bir hızla koşarak merdiven çıkıyorum. Titreşimim nasıl? Bunu biraz sonra değerlendiririz. Gün ışığı tam karşımda şu an. Yani güneş batmak üzere herhalde, bir yarım saat, bir saate batar. Şu insanlar geçtikten sonra kamerayı çevireceğim. Şöyle bir deneyelim. Güneşe doğru gidiyoruz. Tamam, döndük bize. Sesim size ulaşıyor mu? Şu an kayıt nasıl bilmiyorum. Burası E5. Buradan bayağı araçlar geçiyor şu an. Kamera da bana yaklaşık olarak 50-60 cm mesafede. Bunu şöyle 1,5 metre olarak uzatıp şöyle de çekebilirim. Kolumla birlikte şu anda 2 metreden çekiyorum. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Bunları kayıttan anlayacağız. Şimdi biraz koşacağım. Şu an sadece normal titreşim engelleme açık. Şurada biraz koş. Şöyle. Yani doğal bir şekilde koşuyorum. Selfie çubuğunu tutarak. Şimdi başka moda geçelim. Şu an Rocksteady Plus modunu açtım. Yine normal yürüyorum. Bir ufaktan koşalım. Şöyle insanların arasında. Şu anki titreşim nasıl? Bir de bunu değerlendirin. Şimdilik bir sonraki moda geçelim. Şu an Horizon Balancing modu açık. Yani bu 45 derece eğim yapan mod. Bir de bunu deneyelim. Şöyle normal yürüyüş. Şu arabalar birbirine vurmazsa eğer. Şu an kamerayı düz bir şekilde tutuyorum. Büküyorum. Kolumdan fark ediyorsunuzdur. Diğer tarafa. Şimdi biraz koşalım. Arkadaş diyecekler bana. Neyse, dönüşte de karşı şeritten koşarım. Şimdi burayı da bitirdik. Bir de diğer moda geçelim. Şimdi 4K'dan çözünürlüğü düşürdüm. 1080 pikseli aldım. Ya 2.7K'ya aldım pardon. Çünkü şuradan baktığım zaman Horizon Balancing açılıyor ama Horizon Steady 4K modunda açılmıyor. Şimdi onu açtım. Yani 45 derece eğimli olan Balancing'i açmadım. Horizon Steady olan modu açtım. Yine yaklaşık 60 cm mesafede aksiyon kamerasını tutuyorum. Normal yürüyüş. Şimdi şöyle biraz hızlanalım. Böyle zıplayarak titreşimli bir şekilde yürüyorum. Şimdi kaldırıma çıkalım, koşalım. Gayet de koşuyorum yani. Evet, artık metrobüse binebilirim. Bu çekimleri bitirdiğime göre. Şimdi biraz sonra da bir scooter kiralarız. Belli bir süratte giderken işte, scooter kaç kilometreyle gidiyor bilmiyorum. Herhalde 15-20 falan en fazla. Bir de onun değerlerine bakarız. Titreşimde nasıl sarsıntılı yolda. Benim bir kafa ya da göğüs bandım olması lazım. İkisinden birine takarım. Bir de öyle deneriz. Daha sonra gece çekimi var. Hava karardıktan sonra da bir dış ortamda çekim yaparım. Hep birlikte tecrübe etmiş oluruz. Hoşçakalın. Güzel turuncu ışıklar görüyorum. Size bu ışık rengi nasıl yansıyor bilmiyorum.
Çok özel de bir ayar yapmadım. Yani çözünürlük ayarı yaptım. SD kartımı taktım ve çıktım. Yani bu arada şunu söylemem gerekiyor. Ben 100 megabit bölü saniye yazan SanDisk'in işte SD, CH bir kodu var onun. Yazarım şuraya bir yere. Şu an koyuyor olurum onu. Bunu aldım. 128 GB olması gerekiyor. Fakat 4K çekimlerde kayıt hızı düşük diye uyarı alıyorum. Demek ki bunun bir üst modeli vardı. Herhalde 300 megabit gibi bir şeydi saniyede yazma hızı. Ona geçmem gerekecek. Tam performanslı olarak yazamıyor olabilir. Okurken de bunu okuyamayacaktır tahminen. Bu yüzden hoppa. Kasesten uçtuk da birazcık. Bu yüzden SD kartı değiştirmem gerekecek büyük ihtimalle. Yani 1080p video çekerken son olacağını düşünmüyorum. Şuradan tekrar titreşimli yere geçeyim. Sanki asfalt az titriyormuş gibi. Diye buradan titreye titreye gidelim. Ama daha güzel bir performans testi olmuş olacak kamera için. Yani buralar bayağı da loş. Gün ışığını gitgide kaybediyoruz. Ben biraz sonra videoyu sonlandıracağım. Evet, servisçi abi. Hani tamam, benim buraya çıkmam zaten çok uygun değil de. Senin burada ne işin var? Evet. Şuradan kaçalım. Daha sonra gece çekim videosu da koyacağım. İyice akşam 10-11 gibi ya da 11-12 gibi karanlık çöktüğünde, böyle aydınlatmanın az olduğu yerlerde de birkaç çekim yaparım. İyice gece performansını da size gösteririm. Ha, bu kameranın gece performansı iyi. Çünkü ben de bunu videolardan izledim, biraz araştırdım. Çünkü bunun sensörü büyük kullanılmış. Bir önceki videomda da anlatmıştım, bir dijital fotoğraf makinesinin lensinde. Sensör ne kadar büyük olursa toplayacağı ışık gece çekimleri bu kadar net olacaktır. Ben de büyük sensörlü bir kamera almış oldum. Gecede adeta bir ışık varmış gibi çekeceğini düşünüyorum. Scooter'ımızı şöyle bir kenara park edelim. Şuradan da çıkalım. Şurada yol kenarında ağaca, direğe bir yere bağlayalım. Evet, durum bu arkadaşlar. Gece görüntülerini de size çekeceğim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şu an otoparktayım. Gece görüntülerini test ediyoruz. Gerçi şu kenarlardan spotlar, projektörler vuruyor buraya ama sonuç olarak bayağı karanlık. Şu arka taraflara da bir girelim. Şurada bir kedimiz var. Şu an ben yine 4K 60 FPS'de kayıt yapıyorum. Rocksteady modu açık ama Rocksteady Plus değil. Yani giriş seviyesi bir titreşim engelleme açık. Burası bayağı karanlık. Kayıttan anlayacağız biz de ne kadar görüldüğünü. Şu an önüme gölgem düşüyor. Şu ileride bir bakkal var. O tarafa doğru gidiyorum. Yani gece görüşü olmayan bir kameraya göre ışık hassasiyeti aslında bayağı iyi. Sonuçta simsiyah bir yerde de çekim yapmayacaksınızdır yani bu karanlıkta. Elbet bir ekstra ışık kullanırsanız ya da aydınlık ortamda çekim yaparsanız. Şu bakkalın önü loş bir şekilde aydınlık. Geliyorum. Yani şuradan bile bence gayet güzel ve net bir parlaklığı var. Burada tabi daha çok projeksiyon var. Ama şu kısım loş. Bence gece çekim performansı da gayet iyi. Hatta şuradan bir motosiklet, bir araba, bir şeyler geçiyor. Cadde boyunca. Durum bu şekilde. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.